Spor, sporcu ve sporcunun bakımı aslında ayrı bir bilim alandır aslında. Yani buna ayrı bir aslında bir branş, ayrı bir e, bir vakit, ayrı bir departman ayırmak gerekiyor. Çünkü apayrı bir şeydir bu. Çünkü burada çok ciddi bir şekilde bunlarla ilgili uğraşan bir ekibin olması lazım. Ama bakıyoruz ki gerçekten de bunlarla uğraşan ne ekip vardır, ne bunların beslenmesiyle, ne fiziğiyle hiçbir şeyle ilgilenmemektir. Onun için size bir kısa böyle bir takdim videosu gibi bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir sporcu beslenmesi dediğimizde tek düze bunların et beslenmesinden, bunların işte gereken protein beslenmesinden bahsedilerekten onları bir yarışmaya hazırlamaktayız. Oysa ki bakıyoruz ki tabiatta yani bizden çok daha güçlü, çok daha seri olan hayvan arkadaşlarımızda, bir at arkadaşımızda, ne bileyim işte başka bir büyük olan güçlü hayvanlarımızda herkesi etle beslememektedir Allah Yaradanımız. Oysa ki kimisini etle, kimisini otla beslemektedir. O zaman biz bu sporcu arkadaşlarımızı beslerken eğer bunların güçlü veyahut da dayanıklı veyahut da performansların, kondisyonlarının yüksek olmasını istiyorsak bunların mizaçlarını, tabiatlarını, bunların yaratılışlarına göz ardı etmemekteyiz. Çünkü Yaradan bunların hepsini etçil yaratmamıştır. Peki siz bunların hepsine et yedirmeye kalkarsınızsa ne olur? O zaman veyahut da o ağır biftek gibi vesaire gibi yemekleri yedirirseniz ne olur? O zaman siz bunların karaciğerini yormaya başlarsınız. Peki karaciğeri yorulan bir kişinin nasıl bir vücutla karşı karşıya kalır? Doğru olmayan kollajen sentezi başlar bunlar vücudunda. Doğru olmayan protein yapı taşları, amino asitlerin sentezi başlar. O zaman bunların performansın düşmesine sebep olan vücutta kollajenler, kollajen yapı taşlarında bozukluklar ortaya çıkmaya başlar. O zaman şunu unutmayın. Siz eğer bir sporcudan performans bekliyorsunuzsa bunun beslenmesindeki o e, parametreler göz ardı etmemeniz lazım. Eğer bir sporcunuzda sizin öfke çıkışlar başlamışsa, çabuk yorulmalar başlamışsa veyahut da bu kişi sık sık performanstan düşüyorsa bu kişinin karaciğerini yoracak bir kısım gıda noktasında yanlış davranışları vardır. Bu belki unlu ve şekerli mamullere kaymış olabilir. Veyahut da az önce bahsettiğim gibi onun tabiatına aykırı, vücudun kaldıramadığı bir gıdayla karşı karşıya kalmış olabilir. Bununla birlikte siz eğer bir kan grubu uygun olmayan bir kişiye süt ürünlerini iyi gelsin düşüncesiyle süt içirir veya da taze süt ürünlerini yedirirsinse bunun vücudundaki kireçlenmeye artıracak yani vücut elastikiyetini ortadan kaldıracak davranışa itmiş bulunacaksınız. İşte o zaman sizin bu sporcunuz yavaş yavaş kartlaşmaya, elastikiyetini, esnekliğini kaybetmiş bir kişiye dönüşmeye başlayacaktır. Yani bu da pratik olaraktan bir sahada, güreş esnasında, futbol maçı esnasında veyahut da bir koşu esnasında Aniden bir lif yırtılmasına veya da lif kopmasına, tendonun kopmasına sebebiyet verecek bir duruma onu sürüklemiş olabilirsiniz. Çok basit, ön görmediğiniz, göz ardı ettiğiniz beslenmedeki bir hatanız size bununla karşınıza gelmiş olabilir. Buna benzer bir kişi, hele ki sporcudan bahsediyorsak, gün içerisinde acaba kaç litre su kaybetmektedir? Çünkü bunlar çok ciddi bir şekilde eğer fiziksel aktivite içerisindeyse o zaman yoğun bir şekilde su kaybetmektedirler. Peki siz bu suyu yerine koyduğunuzu varsayıyor musunuz? Veyahut da varsaydığınızı söylüyorsunuzsa o hücrenin içerisine girip de hücrelerini besleyecek şekilde suyu içeriye sokan vücudun mineral eksiğini kapatmak için tuz kullanımına başvurmuş musunuz? Çünkü unutmayın tuz yiyen hayvan daha çeviktir, daha sıkıdır, daha atılgandır. Veyahut da eski kasaplarımız bir sucuk yapmadan önce bağırsağı alıp çekermiş. Bağırsak esnek değilse, elastik etini kaybetmişse bu hayvan tuz yememiş derler. O zaman sizin sporcunuz veyahut da bu işle uğraşan kişi ne derece vücudun mineral eksiğini kapatmaktadır? Ve buna benzer siz bu göz ardı ettiğimiz o ufak ayrıntıyı kaçırdığınızda o sporcunun beslenmesi onun tahribatına, onun performansının düşmesine genel olarak da sebebiyet vermiş olacaksınız. Onun için de lütfen bu çerçeveden baktığımızda bu iş gerçekten ciddi bir profesyonel bir bakış ve profesyonel bir desteğe ihtiyacı olan bir durumdur.